كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Mahmud Efendi Hazretleri'nin Hikmetli Sözler kitabından Bidat bölümünden bir hikmetli sözüyle sohbete başlayacağız. Evet. Kitap ve sünnetle amel etmek şeriattır. Bunun zıddı ise şeriatsızlıktır. Bidatlarla uğraşmaktır. Sakalın bir tutam uzunluğundan olanı sünnettir. Bir tutam olanı sünnet sakalın. Hanefi mezhebine göre sakala jilet vurmak haramdır. Bir tutamdan aşağı kesmek bid'attır. Yani tam böyle tuttuğun zaman şu hizabı olacak. Şurada. Sakal bırakanlar için inşallah. Efendi Hazretlerimizin bu kıymetli hikmetli sözler kitabında mutlaka ama mutlaka alalım. Evlere bereket olur. Mescitlere bereket olur. Bidat ehli ile alakalı bugün önemli bir sohbet yapacağız. Çünkü bidat ehli almış başını gidiyor. Allah Celle başta bizlere sonra bunlara iman selameti versin. Oturma münkir ile yeme sancı, pas alırsın paklamaz her kalaycı. Görüşme ehli bidat ile zülami, seni berbat eder eylel melabi. Firar et ehli bidattan gidelim, cemali ba kemali seyredelim. İnsü cinler sevk olurlar ol sırattan karşıya, yedi yerde sual vardır benzemez bu çarşıya. İlk sual iman, ikincisi namaz, aklı olan bu cihanda bir vakit kaza komaz. Ne mutlu namazı böyle bilip kılanlara, ne yazık Mevlasını bilmeyen insanlara. Evet, çok kıymetli sözler. İnşallah bunları da birazdan sohbetimizde detaylı olarak açacağız. Şimdi şu anda ahirete doğru gidiyoruz. Dünya hayatı şudur. Hani havalimanlarda bir bant vardı, yürüyen bant. O gider. Sen o bantın üstüne çık. Sağa dönsen de gidiyor. Sola dönsen de gidiyor. Sen arkana dönsen de o bant gidiyor değil mi sürekli? Bunu engelleyemiyorsun. O banttan çıkma şansın olursa ne olur? Uçağa gidemezsin. Şimdi dünya hayatta böyledir. Bant sürekli gider. İster sağda durursun, ister solda durursun, ister arkada durursun. O bant gidiyor. Ahirete doğru gidiyoruz. Biz özellikle sohbetlerimizde ısrarla üzerine basa basa diyoruz ki ahiret hayatına hazırlık yapalım. Ölüm geldiği zaman her şey bitecek. Allah Celle Celaluhu bu dünyaya bizi imtihan için gönderdi. Yemek, içmek, çoluk, çocuk, hanım, eş bunlar imtihanın bir parçasıdır. İbadet edeceğiz, kulluk edeceğiz. Estaizu billah, bismillah. Ve ma halaktul cinne vel inse illa liya'budun. Ancak kulluk. Seçim yapmamız lazım. Bir seçim. Geçen sohbette biraz bahsettik bundan. Bir seçim yapmamız lazım artık. Niye? Zamanımız daralıyor. Her an ahirete doğru gidiyoruz. Adım adım. İstesek de istemesek de. Aramızda 40 var, 50 var, 60 var. Hangisi durdurabildi? Kimse durduramadı, durduramaz. Biz de diyoruz ki vakit geçmeden artık şu seçimi yapalım. Seçim. Ne demek? Ahireti seçelim artık. Allah Celle Celaluhu bizi bu dünyaya gönderdi. Lakin biz hep seçimlerimizi yanlış taraftan yapıyoruz. Niye? Hep dünya. Bir tarafta maç var, bir tarafta sohbet var. Ne yapıyoruz? Hep maçı seçiyoruz. Evet, hep maçı seçiyoruz. Niye? Sıkıntı bizde. Problem bize. Biz çünkü ahiret derdini düşünmüyoruz. Geçen sohbette bunu vurguladık. Dedik ki arkadaşlar, bize acilen bir erken seçim lazım. Ne demek erken seçim lazım? Şu ahiret tarafını seçelim artık ya. Hani çok nazlanıyoruz biz. Ya namaza gidelim mi? Ya şimdi namaza kim gidecek? Şimdi cemaate kim gidecek? Şimdi sohbete kim gidecek? Hep dünya tarafını seçiyoruz. Biz geçen sohbette üzerine basa basa dedik ki şu seçimi erkenden yapın. Ve maalesef işte bu sohbetleri biz YouTube'a atıyoruz. Yani bazen de yorumları kontrol ediyorum. İyi ki de kontrol ediyorum. Yani yorumlara bakıyorum. Adam sohbeti izlemeden diyor ki sen diyor AK Parti oy mu topluyorsun diyor. Yo, bir tane siyaset geçmemiş. Bir tane hükümet, AK Parti, CHP, MHP her neyse siyasi tek kelime geçmemiş. Altına yazılan yorumlara bakıyorum. Artık diyor seni takipten çıktım, sen diyor siyasetçi misin? Arkadaşım ben sana burada siyaset yapmıyorum ki. Diyorum ki bir seçim yapmamız lazım artık, seçim.
Allah Celle Celal bizi şu anda imtihan ediyor. Biz tercihimizi yanlış taraftan yapıyoruz. Şu ahireti bir seçelim artık. Gerçekten problemimiz çok büyük. Farkına varalım diyoruz. Ama çoğu kardeş diyorum ya bak, tercih zaten hep yanlış. Sohbet dinlemiyoruz. Sohbeti açıp bakmıyoruz. Ama sohbete bakmadan başlığına göre hüküm veriyor. Arkadaş başlıkta da içindeki şey de aynı. Diyorum ki sen erkenden seçimini yap. Ahireti seç diyorum. Adam diyor ki sen diyor milletvekili adaymışsın. Ya ne alakası var? Ben sana diyorum ki ahireti seç de. Senin ne işin var futbolla, siyasetle, topla, haçla, diziyle, filmle, televizyonla? Ama bugün maalesef herkes bu. Çoluk çocuğun elinde bu var. Oyuncak olmuş. Seçimimiz yanlış. Biz kimse oy toplamıyoruz. Biz ahirete adam toplamaya çalışıyoruz. Bu işlerin tek bir maksadı var. Ahirete adam toplamak. Evet. Hani bu örneği hep veriyoruz, yine vereceğiz. Halı saha maçında bir adam eksik olunca herkes eline telefonu sarılıyor değil mi? Adamı tamamlayalım da eksik olmasın. Ama aynı performansı sohbet için, cami için yapmıyoruz. Sıkıntımız burada. Bir seçim yapacaksak Allah için, Allah rızası için ahireti seçelim. Her zaman üzerine basa basa söylüyoruz. Bu işlerin eğlencesi kalmadı artık. Dünya gittikçe bozuluyor. Dünyanın çivisi çıkmış. İnsanlar yoldan çıkmış. İnsanlar artık günahları aleni olarak işlemeye başlamış. Bidat ehli kol geziyor, kol. Adamların bugün bize attıkları yorumları, o mesajları biri görseniz var ya, aman ya Rabbi. Aman Allah ya Rabbi, böyle bir şey olamaz. Adam namaz kılıyor ama yazdığı yorumla, mesajla resmen adam Allah'a kitaba küfür ediyor. Allah'a kitaba küfür ediyor ve elhamdülillah Müslümanım diyor bu adam. İşte sıkıntımız burada. Biz bu meseleleri dertlenirsek, dert çok önemli arkadaşlar. Kıymetli büyüklerim, kıymetli kardeşlerim. Dert, dert, dert. Bizdeki biraz dert, az bir şey dert. Vallahi de billahi de şu Türkiye'yi var ya, şu Türkiye ümmetin başına lider yapacak. Ama bizde dert yok. Biz biraz davet yapıyoruz, biraz tebliğ yapıyoruz. Ondan sonra sıkıyoruz. Aman ya, gelmese gelmesin mübarek, yeter de Allah anlat anlat nereye kadar. Ben bas bas bağırıyorum kaç senedir. Ben niye bıkmıyorum? Ben de bıkarsam, sen de bıkarsan, o zaman ilahi cehenneme zümrüt. Toptan cehenneme girelim. Niye uğraşıyoruz ki? Hani niye uğraşıyoruz? Ama uğraşmak zorundayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehil'in kapısına 150 kere gittiyse, Nuh Aleyhisselam 950 sene peygamberlik yaptıysa, biz insanları 2 kere, 3 kere çağırmayla pes ediyorsak, bizim Müslümanımıza yazıklar olsun.